Ama bu pasifizm ve bu sakinlik iyiye gitmez. Yani insanlar durağanlık, insan geriye doğru çekmeye başlar. Mesela bazı insanlar vardır, evde sıkılır tek başına. Gittikçe bunalır, gittikçe bunalır, ev üstüne doğru gelmeye başlar falan, değil mi? Evet. Çok acayip bir çizgiye gelir. Bunalır, bu sefer doğrudan dinsizliğin içine girer. Evet. Sıkılır. Yani sürekli bir şey şahsi manevi dersen, insanın inişi şahsi manevi, bir kısmı da işte 100 bin kilometrelik bilmem ne 50 bin kilometrelik mahluklardan bahsederse, yani sonunda din ne hale gelir? Allah saklasın. Evet hocam. Değil mi? Evet. Bak, bir tarafta çok uç bir izah var. Var olan bir insan ruh haline getiriyorsun. Şahsı manevi haline getiriyorsun. Evet. Öbürünü de asla olmayacak bir varlık haline getiriyorsun. Ben son derece iyi niyetliyim. Bir üstünlük iddiam da yok. Estağfurullah hocam. Fethullah hocam. Herkesi ben çok seviyorum. Hepsinin emrindeyim. Kapıcısıyım ben. Estağfurullah. Yani benim öyle bir iddiam yok. Estağfurullah. Ama ben din adına, İslam adına, ümmet adına tedirgin oluyorum. Yani bir zarar gelmesine çekindiğim için uyarıyorum. Maşallah hocam. Allah razı olsun. Tabii. Yoksa mesela Fethullah hocamız güzel okullar açıyor, talebeler yetiştiriyor. Ama ben bunu yeterli görmüyorum. Ama şöyle denebilir. Yani bak, bu bir zemin hazırlıyor. Bu zeminin üstüne de sen her türlü çalışmayı yapabilirsin. Yani kolay bir zemin var anlamı. Tamam, Allah razı olsun. Ben de başkası da bu hazır zemin üstüne çalışma yapabilir. Evet inşallah. Geliştirebilir. Ama ne kaybedilir? Yani mesela Fethullah hocamız şahsı manevi değil de Mehdi'nin şahıs olarak geleceğini uygun bir dille söylemiş olsa yer yerinden oynar. Yani evet. Çok etkileyici olur. Evet. Hiçbir şey de olmaz. Estağfurullah. İnşallah hocam. Yani evet. Yani insan gelip Mehdi'yi bulduk diye benim yanıma gelecek halleri yok. Estağfurullah. Ben yani şakacı falan, çok rahat dışa dönük bir adamım. Yani ben Mehdi havasında olmadığım görülüyor. Estağfurullah hocam. Değil mi? Yani Mehdi uslubu içerisinde, yani bu o tarz bir şey içerisinde değilim. Estağfurullah. Siz öyle olsa değil mi? Cübbeli gibi ben böyle ışıklar saçarak falan kendime taht yaptırırım. Efendim bilmem ne. Törenle gelirim buraya. Estağfurullah. Hiç böyle ışıklar saçarak falan geldiğimi gördünüz mü sizden buraya? Estağfurullah hocam. Benim öyle bir şeyim yok. Estağfurullah yani. Evet inşallah. Hayır, bir de benim rahat hayatım zaten çok güzel yani. Maşallah. Kaldığım ev Türkiye'nin en güzel evi. Maşallah evet. Etrafımdaki arkadaşlarım dünyanın en güzel insanları. Maşallah. Kız arkadaşlarım dünyanın en güzel insanları. En güzel yemekleri yiyorum. En güzel arabalara biniyorum. Maşallah evet. En güzel kıyafetleri giyiyorum. Yani benim dünyada ne hırsım olabilir, ne yapayım? Hap insanlar bana saygı sevgisi, kardeşlerim benim müthiş saygı gösteriyorlar zaten. Evelallah. İnşallah hocam. Yani akıl almaz bir sevgi ve saygı gösteriyorlar. Evelallah hocam. Yani ne inşallah hırsım olabilir benim yani? Estağfurullah. Değil mi? Estağfurullah inşallah hocam. Müslümanlar bilgi, yani bana desinler falanca Müslümanlar lideri, ben ayakkabısını çıkarıp altını ayağının altına öpeceğim. Estağfurullah. Yani niye beni seçmediniz, onu seçtiniz mi diyeceğim ben öyle bir şey olsa. Bana ne yani? Niye böyle bir şey yapayım ben? Yani nedir zorum? Müslümanlar rahat ettikten sonra, mesela benim sevimlerim huzurlu yaşasın istiyorum. Korkuyu yaşamasınlar, sevinç içinde yaşasınlar. İnşallah. Sağlıklı zinde olsunlar, hür olsunlar. Demokrasi tam gelsin. Göğüslerini gere gere sokakta gezebilsinler. İnşallah. Değil mi? Evet, sevgiyi, inşallah, muhabbeti, aşkı, tutkuyu Allah rızası için tam anlamıyla yaşasınlar. Güzel yesinler, güzel içsinler, güzel giyinsinler. Bütün dünya huzurlu olsun. Tamam, ben yani İnşallah. Ne yapacağım gidip yani? Gidip Yıldız Sarayı'nda mı oturacağım? Yani estağfurullah. Estağfurullah. Hayır, bir de yani rahatsız da olurum ben ayrıca. Oturtsalar oraya gitsem de gibi. Estağfurullah hocam. Tabii yani ne alaka. Değil mi, insan sıcak bir zemin arar, şey yapar yani inşallah.